Kolay gelsin. Nasıl gidiyor bakalım hanımlar, beyler? Azerbaycan filomuz bu sabah döndü Agah Bey. Bulgaristan, Yunanistan ve Rusya teslimatları bugün tamamlandı. İtalya tırımız da bu gece yola çıkıyor. Maşallah. Karaçay dünyayı dolaşsın. Tekerine taş değmesin. Maşallah. Rahat uyu güzel abim. Kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi bak, ben bir gecede kazanıyorum. Tamam mı? Ama bir ayda yiyemiyorum. Anladın? Sen de gelmişsin bana böyle maaş falan. Ne konuşuyorsun? Hayır, ben şimdi anlamadım yani. Sen gidiyorsun kutu mutu zarf bir şey alıyorsun. Ondan sonra kurye hesabı. 30.000 lira. Yok dayı, bu işte bir iş var, ben sana söyleyeyim. Sen şimdi orasını karıştırma birader. Sana soruyorum ben. Var mısın bu işte benimle? Yok musun? Tek gecede 30.000 diyorsun. Yani yerler. Pis iş. Bak ben sana da söyleyeyim, sen de uyanık ol. Şimdi böyle tatlı tatlı paranı sayıyorsun ama ondan sonra acı acı çıkartırlar bir yerinden. Benden söylemesin. Birader sen gelsene benimle. Ben sana. Değişiklik olur. Ah! Yeni bir misafirimiz var demek. Merhaba. Hanımefendi Nedim Bey'in konuşma terapisti. Öyle mi? Çok hoş. Nedim Bey gün geçtikçe iyileşiyor. Etrafındaki her şeyi farkında. Ama kendini ifade edemiyor. Konuşma terapisi ona çok iyi gelecek. Çok sevinirim. Kolay gelsin. Şimdi buraya dikkatli bak, tamam mı? Ne görüyorsun? Bir de böyle bak. Aynı kutu. Aynı kutu. Hala anlamadım. Senin jeton biraz kareli galiba. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Biz bu Godoman abilerin fan filmlerine doğru çalışıyoruz, anladın? Mevzu bu yani. Serra Hanım mesela, onun babası. Tamam mı? Karısı ne yapıyor? Evde ay oramı mı gerdirsem, buramı mı gerdirsem diye düşünürken bizim herif genç çıtırlarla, kıtırlarla kütür. Vay. Vay. Tabii oğlum. Ya, oğlum sadece o değil. Bir sürü Godoman abi var. Abiler böyle çiçek gibi hatunları almışlar, ipi dizmişler, hediyeler, mediyeler. Ne yapsın amcamız? Ha, ne yapsın? Gönül eğlendirecek diye evdeki yuvasını yıkıp o kokanaya donunu mu kaptırsın? Yok. Senin benim gibi güvenilir adamlar buluyorlar işte. Biz ne oluyoruz? Aşk kuryesi. Bir nevi Eros gibi bir şeysin oğlum. Öyle düşün yani. Hediye mi alınacak? Hop. Fethi. Mevzu o. Vay anasını ya. Şimdi bu herif bir tane kutu için 30.000 lira para mı bayıldı yani? O 30.000 lirayı sana kutuyu götürdün diye değil. Sana kutuyu götürürken çeneni kapalı tuttuğun için. Anladın? Şöyle düşün. Yakalansa karısına, karısına ödeyeceği nafaka bize ödediğinin yanında devede kulak bile değil. Oğlum deli mi bunlar? Niye kendi götürmüyor o zaman? Oğlum heriflerin her gece başka manitası var, tamam mı? Adam yakalanmamak için alıyor İstanbul'un bir ucuna ev açıyor. Ne yapacak, bir hediye için gidip gelecek mi? Bunlar şaşırmış dayı. Ben sana söyleyeyim, bunlar büyük şaşırmış. şaşırmış da oğlum, bize de buradan ekmek çıkıyor işte. Sana bir teklifim var. Şimdi ben bu gece gidemiyorum, tamam mı? Yıl dönümü meselesi büyük mevzu abi. Ben hiç o topa girmem yani, hatun beni kutunun içine koyar, kutu pense. Anladın? Sen bu kutuyu al, götür, teslimatını yap. 30.000 liranı al, koy cebine. Hem bakarsın amca da seni sever, başkalarını önerir. Borçlarını ödersin, büyük düşün. Oğlum bina bile dikersin lan bu parayla. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.